Hocam tekrar teşekkür ediyorum dahil olmayı kabul ettiğiniz için bu 64. yayın. Eğer müsaadeniz olursa bu vakitte izleyemeyenler için yayını kayıt altına almak ve sonrasında YouTube hesabımda paylaşmak isterim. Tabii ki. Peki hocam teşekkür ediyorum. Son zamanlarda çok fazla kavramlar üzerinde duruyorsunuz. Ve bugünkü konu başlığımızda olan gündelik hayat kavramı üzerinden yayını başlatalım isterim. Gündelik hayat diye kastettiğiniz nedir? Evet, epeyce bir süredir bu kavram üzerinde çalışıyorum. Hatta bununla ilgili de bir şeyler yazmaya gayret ediyorum. Gündelik hayat güncel anlamlarıyla basit bir şey yani yaşadığımız, tükettiğimiz, içinde dolaştığımız, ne bileyim nefes aldığımız hayatı ifade etmek için kullanılan bir kavram. Ama sosyolojide biraz daha etraflıca, daha derinlikli olarak ele alınan bir kavram. Hatta sanki bu ele alışta biraz gecikmiş, yeni yeni tartışılan bir kavram. Yani nereden bakarsanız bir 30-40 yıllık bir geçmişi var kavramın. Kuşkusuz bu kavramları gündelik hayatta farklı anlamlarda, farklı fırsatlar içerisinde kullanıyoruz. Ancak onların terminolojik bir anlama dönüşmesi biraz zaman alıyor. Gündelik hayat dediğimizde daha çok içinde yer aldığımız hayatın akışına ilişkin bir bilgiye sahip olmayı, bu hayatın hangi kodlarla, hangi referanslarla, hangi reflekslerle, hangi kabullenişlerle ilerlediğini anlamaya çalıştığımızda ki bunun akademik anlamdaki karşılığı etnometodoloji. Yani yaşamın ilgisine ilişkin bir çaba. Bunun usulü nedir, yöntemi nedir, burada neler oluyor, bu akışı nasıl okuyabiliriz? Etnometodolojinin ilgi alanı içerisinde bir şey. Gündelik hayat çoğunlukla farkına varmadığımız, bilmeden tekrarlığa geldiğimiz, doğal akışı, amiyaneliği, sadeliği, dolayısıyla kendini fark ettiren çok özel bir temaya sahip olmadığı için de olağan, rutin bir şekilde seyreden, hayatın belli başlı varyantları için, belli başlı bölümleri için kullanılan bir şey. Mesela sabah evden çıkarız, işe gideriz, ne bileyim biriyle beraber buluşur, çay içeriz, birine bir şeyler söyleriz, o bunu anlar, cevap verir. Bunlarda nasıl bir döngü var, bu düzen, bu sistem, bu ilişki biçimi nasıl işliyor? Bunlara pek fazla kafa yormayız ama aması var. Kafa yormayız ama orada içkin olan, orada yerleşik olan çok özel bir şey var. Mesela bizi başkalarından ayıran çok önemli temalar orada gizli saklı gibidir. Mesela şimdi tez zamanda kurtulalım diye dua ediyorum. Bir korona süreci yaşıyoruz. Bu gündelik hayatımıza nasıl yansıyor? Alışkanlıklarımızı nasıl yeni alışkanlıklarla değiştiriyor? Bizi nasıl dönüştürüyor? Biz mesela başlangıçta fark ediyoruz. Mesela eve kapanmak fark ettiğimiz bir şeydi. Ne zaman bitecek bu çile falan diyor. Sonra bu olağanlaşmaya başlıyor. Olağanlaşıyor. Bir rutine dönüşüyor ve koronayla birlikte hayatımıza giren şeyler sanki hayatımızın esaslı bir parçası haline geliyor. Sonra bizi anlamak için bunu da anlamak gerektiği düşünülmeye başlıyor. Yani gündelik hayatın kendi içindeki kıvrımları, daha doğrusu o iç akıntıları, dip akıntıları sosyal bilimciler yeterli ölçüde kavrayamadıkları takdirde orada olanın nasıl işlediğini, nasıl yürüdüğünü, nasıl bir dile kavuştuğunu, sesinin, renginin, tavrının nasıl olduğunu yeterli ölçüde kavrayamadıkları zaman o toplumun kodlarını bilmekte gecikiyorlar. O toplumu anlamakta gecikiyorlar. Bundan dolayı da genellikle bir toplumsal yapıyı dönüştürmeyi, o toplumdan yeni başka bir şey üretmeyi, o topluma bir şeyleri pazarlamayı, o toplumla bir şekilde yol almayı planlayan herkes kaçınılmaz bir şekilde gündelik hayat üzerine kafa yorması gerekiyor. Çünkü gündelik hayat bir tür şifre kataloğu, bir tür şifre stoğu gibi bir şey. Yani biz o hayatın içinde türlü adımlarla, türlü ilişkiler ağıyla kendimizi var ediyoruz. Orada yaşıyor, orada nefes alıyor, orada da yaşamımızı tamamlıyoruz. Ama gelin görün ki bu nasıl işliyor? Mesela Erzurumlu'nun gündelik hayatındaki sadelik, yavaşlık, Muğla'nın hayatındaki hareketlilik, İstanbul'daki curcuna keşmekeş, bütün bunları nasıl okumak gerekir? Hoş bir alan, keyifli bir alan. Özellikle bu alana ilgi duyan arkadaşlar için incelenmek değer diye düşünüyorum. Evet, herhalde bu kadarcık yeter tanımlama konusunda. Teşekkürler.
Hocam yine gündemimiz ve başlığımız işte gündelik hayat bilgisi ve dünya gündelik hayat ve dünya bilgisi. Dünya bilgisi ile kastettiğiniz nedir? Evet, onu da çok seviyorum. O kelimeyi de çok değerli buluyorum. Aslında dünya bilgisi bizim yaşam içinde, gündelik hayatın akışı içerisinde birbirinden farklı etaplarda, birbirinden farklı birimlerden öğrendiğimiz şeyler. Yani dünyayı nasıl karşılamak gerekir? İçinde yaşadığımız dünya bize nasıl seslenir? Bizim onunla kuracağımız temas, bu hayatı anlamlı tüketmek, bu hayatı çilelerle sürdürmek, bu hayatın anlamına vakıf olup ona göre bilgece tutumlar takınmak vesaire. Dünya bilgisi tıpkı sokak bilgisi gibi bir şey. Sokağa indiğinizde sizi ne karşılıyor? Orada neler var? Bir market alışverişi nasıl işliyor? Ne bileyim, bir okula gittiğinizde çevrenizdekilerle nasıl tanışıyorsunuz? Başlangıç etaplarında neler var? Sonra bu iş nereye doğru ilerliyor? Oldukça basit bir örnek üzerinden konuştum ama dünya bilgisi bir ömrü belli bir şekilde tamamlamakla yükümlü olduğumuz bir ömrü nasıl daha sağlıklı, daha tutarlı, daha verimli bir şekilde sürdüreceğimize dair bir çabayı ifade ediyor. Bu konularda dünya bilgisini bize kavratma, öğretme konusunda anne babaların, ebeveynin, okulun, mahallenin, içinden geçtiğimiz süreçlerin, dahil olduğumuz entelektüel ortamların, muhitlerin çok büyük katkısı var. Mesela dar, geliştirici olmayan, oldukça sıkıntılı, bir anlamda pasifize olmuş bir ortamdan öğreneceğimiz dünya bilgisi son derece dar ve kasvetli olacak. Ama bizi geliştiren, bize hayatın yeni pencerelerini açma konusunda yeterlilikleri oldukça sık sınanmış insanlarla bir araya geldiğimizde ister istemez hayatı karşılama konusunda da daha profesyonel, daha yetenekli oluyoruz. Bütün bunları hayatın bir imtihan olduğu gerçeğini unutarak söylemiyorum. Hayatın sürprizlerle dolu olduğu gerçeğini unutuyor değilim. Bütün bunlar da hayatın lezzetidir zaten. Eğer hayatın akışına ilişkin her şeyi kılı kırk yararcasına biliyor olsaydık hayatın hiçbir tadı tuzu kalmayacaktı. Yani dünya bilgisi kader bilgisi değil. Gelecek hakkında öngörülerimizi derinleştirmek ve %100 kesinlik ifade eden şeylere erişmek değil. Bir yol haritası aslında dünya bilgisi. Nereden nereye gideceğimize, nereye nasıl ulaşacağımıza dair, hangi yolların kazasız belasız tüketilebileceği daha mümkün. Bütün bunları anlamaya yönelik, öğrenmeye yönelik bir müfredat. Bu okul sistemi, aile, işte demin söylediğim gibi dahil olduğumuz muhitler, ortamlar bu kolaylığı bize sağlama olanağına sahipler. Dünya bilgisi böyle bir şey, çok verimli. Hocam bir de çıkmak üzere olan bir kitabınız var. Belki de çıkmış da olabilir. Derdimiz Hayat. Evet, Çıktı çıktı. Çıktı. Yani ama bir hafta bile olmadı, bir hafta bile olmadı. Evet. mı? Kaçıncı kitabınız oldu hocam? Sayarsam bereketi mi kaçıyor, öyle derler ama. Valla kaleminize sağlık, ilminize sağlık. Güzel eserler İnşallah, ortaya. inşallah, inşallah. Sağ Neden olun. derdiniz? Hayat hocam, nedir kitapta anlattıklarınız derdimiz Ha hayatta? evet. Aslında o benim birkaç yıllık bir çalışmam. Derdimiz hayat, yaşadığımız hayatı dert ettiğimizle ilgili bir gerçeklikten yola çıkarak kaleme alındı. Yani bir hayatı sürdürüyorsanız, o hayatın öyle ya da böyle bir tarafında yer alıyorsanız, bunun akışını da kontrol etmek ya da bilmek, nereden nereye doğru aktığınıza dair ön bilgilere, kestirimlere sahip olmanız gerekiyor. O kitapta ben tipik bir varlık dünyasına yeni adım atmış bir insanın ama daha çok da Türkiye'de, Türkiye üzerinden konuşmak daha kolay oluyor. Benim yani, benim kişisel olarak benim kişiliğimi kurarken hayat içerisinde bir rol, bir statü, bir imaj sahiplenirken, bir imaj sahiplenirken acaba bütün bu yol alışlarımda nelerle karşılaşıyorum? Kendimi inşa edişim, kendimi gerçekleştirişim hangi süreçlerden geçiyor? Mesela böyle bir bağlamda tarih nerede duruyor? Gelenek nerede duruyor? Mahalle nerede duruyor? Ebeveyn nerede duruyor? Okul, müfredat, paradigma nerede duruyor? Kader nerede duruyor? Bütün bunlar, ben böyle irademi sonsuz bir heyecanla ve cesaretle kullanabiliyor muyum? Acaba ben kendi istediğim gibi bir şeyleri yapabilme arzusunu hayata geçirdiğimde önümde ne tür barikatlar var, ne tür çeperler var? Bir anlamda gündelik hayatın çakılı, yerleşik yapılarını,
bazen tabularını, bazen hikayelerini, bazen bizi nostaljiye, bazen ütopyaya savuran duygularını bir anlamda bir kılavuz kitap olarak oturup yazmak istedim. Ben kendi tecrübelerimi dolayısıyla yazdım. Belki böyle bir derdi edinen bir başkası başka şeyler ekleyebilir. Belki benim yazdıklarımın bir kısmını gereksiz, geçersiz, çocukça bulabilir. Onlardan daha derin, daha soylu bir takım hedefleri gösterebilir. Ama ben kendi adıma, kendi yaşadıklarımdan yola çıkarak hayatımızın önüne dikilen engelleri ya da hayatımızın önündeki fırsatları, kendimizi var etme adına yola çıktığımızda karşılaşabileceğimiz bir takım soruları, söylemleri, problem alanlarını göstermek için böyle bir kitap yazmaya cesaret ettim. Açıkçası da korkuyorum çünkü insan üzerine konuşmak her zaman zordur. Çünkü insan gerçekten farklıdır, çok çok farklıdır. Hiçbir insan bir başka insan tekiyle genellemeye kurban edilemez. Hepimizin çok özgür, çok öznel, kesinlikle Allah önünde çok nitelikli özelliklerimizin olduğunu düşünüyorum. Ama bununla beraber bir insanlık dünyası var. Bu dünyanın da belli başlı ritimleri var, belli başlı kodları var. Bunları bu kitapta hani biraz da cesaretlenerek yazmaya çalıştım. Bilmiyorum artık okursanız ne tür tepkileriniz olur, onu da zamanla görmüş olacağız. Tekrar kaleminize sağlık ve bereketle gelsin inşallah. Güzel izler bıraksın eseriniz. İnşallah. Şu an peki deneyimlerinizden yola çıkarak hayat yolculuğunun başındaki gençlerimiz ve ailelerine neler tavsiye edersiniz? Bu ikisini ayrı ayrı dinlemek isterim. Yani bir kere neden bilmiyorum ama sahici olmak geldi aklıma ilk önce. Gerçekçi olmak ve bu romantizmden bir an önce kurtulmak. Sahte hedeflerle, sahte ideallerle biz yorulmuş bir kuşağız. Bizim kuşağımızın köprüyü geçtikten sonra, dağı geçtikten sonra oturup şöyle bir nefes aldığımızda yaşadığımız ve ne diye bunları yaşadık diye hayıflandığımız pek çok şey var. Belki herkes benzer şeyler yaşayacak. Ama bunları sahici hedeflere yönelseydik daha gerçekçi, daha uygulanabilir, gerçekleşebilir, bizi gerçekten tatmin edecek somut hedeflere yönelebilseydik ya da somut hedeflere bizi götürebilecek bir donanıma sahip olsaydık bu kadar yorulmazdık. Benim kitaplardan birinin adı da ne tesadüf, bir güzel yorulduk başlığını taşıyor. Nihayetinde güzel yorulduk diyerek de yorulma fiilini biraz olumlu hale getirmeye çalıştım. Özellikle ailelerimizin, yol gösterici rehberlerin, işte koçların, ne bileyim yaşam önderlerinin biraz bizim insan olduğumuz gerçeğini ihmal etmeksizin sahici hedefler göstermeleri, olabilir şeylerden bahsetmeleri, bizi böyle bu böyle bir söyleşiye belki uymayacak ama sonradan palavra olduğu anlaşılabilecek bir hayal dünyasında gezdirmemeleri beklenir. Bu tabii şunu da gerektiriyor. Yani donanımım nedir? Yeterliliklerim nedir? Her şeye koşmak güzel bir şey mi? Hayır. Yorulmayı sevmek hoş bir şey mi? Hayır değil. Mutlaka verim almayı, sonuç almayı, en azından sonuçlarını Allah'a bırakmayı, elimizden geleni yapmayı düşünmek zorundayız. Ancak ne yazık ki hepimiz koşturuyoruz ve niye koşturduğumuz konusunda benim ciddi korkularım var, kaygılarım var. Bu koşturmalardan mesela somut, insanlık için hayırlı, böyle göze gelir, gözde bir sonuç görmüyoruz. Neden görmüyoruz? Affedersiniz. Belli ki boşa kürek çektiğimiz anlar daha fazla. Öyle görünüyor. Bir de şey tabii hep söylerler çok okumalıyız, çok gezmeliyiz, yaşamı zengin kılacak dostluklar geliştirmeliyiz falan. Bunları yanlış bulmuyorum, eksik falan da bulmuyorum ama bunları hayatın içinde öğrenmek zorundayız. Yani ihtiyaç duyduğumuz, hayatın bizi zorladığı anlarda bu tür şeylerle temasa girmek, okuduklarımızın da işe yaraması lazım. Yani nedendir? Bildiklerimiz bize yol gösterici değil. Bildiklerimiz sadece bize bir statü kazandırıyor. Malumat furuşluktan daha öteye gitmiyor. Bilgi yüktür. Bilgi güçtür. Bilgiyi anlamlı bir hale getirmek için başka bir yol denemek zorundayız. Yani bilgiyi başkalarının başına bela etmenin dünya ölçeğinde ne kadar çok musibet yarattığını bilmeyen var mıdır aramızda? Veya bilgiyi bir yük olarak tasarladığımız zaman bunun altında kalıyoruz. Çünkü bilgiyle yaşam arasında bir denge kurmadığımız zaman, yani bildiklerimizle amel etmediğimiz zaman hayatımız harap oluyor. Bu dengeyi sağlamak için de böyle bir obezlikten kurtulmak lazım. Yani böyle habire ne bulursa yiyen, ne bulursa içen, ne bileyim ne bulursa okuyanlık durumu
Böyle çok da keyifli bir şey değil. Genelde bu biraz sanki moda bir düşünce. Herkes bunu önemli bir çaba olarak alkışlıyor, selamlıyor ama ben öyle bakmıyorum. Tam tersine nitelikli, bize bir şeyler katabilme potansiyeli olan, bizi öğreten, bizi insanlıktan insanlığa, daha iyi insan olmaya doğru eviren, çeviren, dönüştüren okumalara ihtiyacımız var. Bu da hoş rehberlerle, güzel bir muhitle, derdimizi bilen insanlarla beraber olmakla, derdimizin farkında olanlara göğsümüzü, kalbimizi açmakla sanki mümkün olacakmış gibi geliyor. Ben sosyoloğum ama senin yüzünden psikolojik şeyler söylemeye başladım ya. Ben derhal sosyolojik kavramlar kullanmam lazım. Evet. Bugün de böyle olsun hocam. Gayet de güzel anlatıyorsunuz. Teşekkür ederim. Benim Sağ olun. hayatımda da var. Ben sizi tanıdığım için de kendimi şanslı hissedenlerdenim. Teşekkür ederim. Peki hızdan bahsettiniz ya, koşturmacadan bahsettiniz ya. Bir sosyolog gözüyle de sizden dinlemek isterim. Biz bu haz ve hız çağında nasıl yavaşlayacağız? Evet, bunu söyleyenler çok büyük mistikler, düşünürler bize, hatta Kızılderili kabileleri bize çok eskiden söylemişler. Kemal Sayar da kitabının sanırım adını böyle koymuştu. Biraz yavaşla diye koymuştu. Bunlar çok güzel şeyler. Nasıl yavaşlayacağız? Hız mı keseceğiz yoksa bir duraksama? Yok, ben durmaktan hoşlanan birisi değilim. Durmak iyi bir şey değil. Kötücül bir hareket. Ben dinlenmeyi durmak olarak görmüyorum. Dinlenirken düşünmek, dinlenirken yeni hayaller kurmak, yeni bir takım düşüncelerin peşine düşmek. Beden durduğunda bile zihni olumlu ve verimli şeylerin peşinde dolaştırmak. Bunlar keyifli şeyler. Sanırım bu durmaktan, dinlenmekten bahsedildiğinde en çok söylenmek istenen ya da bunun içinde dolaşan şey anlamsız yorgunluklar. Anlamsız, bize hiçbir hayır getirmeyecek şeylerin peşinde sürekli olarak koşturmaktan kaynaklanan, büyük bir anlam kaybı, büyük bir değer kaybıyla baş başa kalmamızı sağlayan operasyonel koşturmalar. Bunlar tabii ki yoruyor. Ben de, yani bunu dememe bakmayın, ben de benzer bir şekilde kendisini yoran, yormaktan bıkmayan ama bir gün acı gerçekle karşılaştığında ne yapacağını bilmeyen bir insanım. Bunları söylemek kolay. Ben de size çok güzel tavsiyelerde bulunabilirim ama bütün bunların içerisinde en değerli olan bütün bu tavsiyelere kendimizin de uyabiliyor olması. Ama hayat o kadar tuhaf, böyle endüstriyel bir çaba içerisinde bizi olmadık şeylerin etrafında koşturuyor ki ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yani hepimiz bir hızın, bir hazzın, bir koşturmanın içindeyiz. Ama işte bakın, şimdi durunca da bir şey yapamıyoruz. Şu anda hayat evlerde durmuş durumda ve insanlar bir şey üretememenin, bir tempoyu yakalayamamanın getirdiği durağanlıkla birbirine bulaşıyor, birbirine dalaşıyor. Bunu da yaşıyoruz yani. Bunları da görüyoruz. O halde biraz sükunete ihtiyaç var belki. Belki yaşamla bilgi arasındaki o dengeyi koruyacak bir akışkanlığa ihtiyacımız var. Biraz büyüklerden ders almaya, onların seslerine kulak vermeye ihtiyacımız var. Biraz çocukların saflığına inmek ve onlarla büyükler arasındaki dengeyi kuracak, orta yolu bulabilecek bir sese ihtiyacımız var. Bütün bunlar hayatı çok dikkatli bir şekilde takip etmeyi, kavramayı dert edindiğimizde zaten bize görünüyor. Doğru olanın ne olduğunu bir kuş bile bize söyleyebiliyor. Yanımızdan uçup giden bir kuş bize, eğer görmeyi, duymayı başarabilirsek, konuştukça konuşuyor aslında. Bize konuşuyor. Her kanat çırptığında bize bir şeyler söylüyor, üzerimize bırakıyor ve gidiyor. Ama bunları görmek de tabii bakmayı, onlara kulak vermeyi, o çırpıntıları hissetmeyi gerektiriyor. İnşallah buna hazır olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah bu çerçeve içerisinde hayatımızı kolaylaştıracak adımlar atmaktan geri durmayız. İnşallah. Hocam peki bugün yaşadıklarımıza bakınca işte pandemi dönemindeyiz. İnsanların ilişkileri öncekilere göre daha değişti. Dijital hayatımıza çok fazla girdi. Bugün yaşadıklarımıza bakınca insanın hayatla olan ilişkisi, hayatla olan mesafesi nasıl? İnsanlığın durumu nedir? Yani ben işte daha yakın 2 gün önce kayınvalidemi kaybettim. Allah rahmet eylesin. Bu vesileyle dinleyicilerden de birer Fatiha isterim. Allah onlardan da razı olsun. Ölüm hiç tahmin edemeyeceğimiz kadar burnumuzun dibinde. Kapının hemen tokmağını tutmuş bekleyen bir Azrail. Eskiden
Ölüm de şiirsel bir şeydi. Yani belli bir duygusallığı vardı. Ölüm gelir bizi kendi yaşımızda yakalardı ve biz işte Allah'a imandan, Kur'an'dan ayırmasın bir denge içerisinde ruhumuzu teslim ederdik. Ama şimdi öyle bir şey değil. Yani sanki çok daha başka bir durum yaşıyoruz. Yani geçmişte belki büyük salgınlarda benzer şeyler hep olmuştu. Onları yaşamadığımız için tam olarak idrak etmekte zorlanabiliriz. Ama bugün işte yani en sevdiğimiz insan bizim başımıza bela olabilir. En yani sarılmaktan, sevmekten, elini tutmaktan, ne bileyim yan yana birkaç bardak çay içmekten keyif alacağımız bir arkadaşımız aynı zamanda bizim ölüme gidişimizi hızlandıran birisi olabilir. Yani sanki şöyle düşünüyoruz. Vakti zamanında bir ölmek var. Bir de böyle öne çekilmiş böyle ölümler var. Böyle öne çekiyoruz. Biraz seninkini öne aldık gibi. Kuşkusuz bunlar takdiri ilahi açısından bakıldığında yakışıksız hatta edebe mugayir şeyler. Her durum Allah'ın bilgisi, onun emri etrafında gerçekleşmektedir. Ama yine de şaşırıyoruz çünkü bu kadar yoğun, bu kadar arka arkaya gelen ölümleri savaş zamanlarında bile insanlar bu yoğunlukta, bu netlikte yaşayamıyor. Bu durum tabii ki ürkütüyor. Bundan sonrası ne olacak diye şoktayız. Sevdiklerimizi kaybediyoruz. Yani daha dün sesinden, nefesinden beslendiğimiz insan bugün toprağın altında. Bu hızlı gelişme gündelik hayatımızı kesinlikle etkiliyor. Onun akışına müdahale ediyor. Bir yandan işte bu mikropla uğraşıyoruz. Bu koronayı nasıl halledeceğimiz konusunda benim gibi bunun maskeden ve başkasıyla temas etmekten başka bir yolunu bilmeyenler için durum sadece eve çekilmek. Ama işte bilim adamlarının bir şeyler keşfetmesini istiyoruz. Ağzı dua yapan insanların merhametli bir şekilde yalvarıp bizim için yol açmalarını, içimizi rahatlatacak sesler üretmelerini bekliyoruz. Yani kaldık dağın başında işin aslını söylemek gerekirse. Ama bu son mudur? Hayır, kesinlikle son değildir. Bunu ben tabii ki olayın gerçekleşme biçimini, işleyişini, kime ne zarar hasar verdiğini bilen birisi olmakla birlikte, tahmin eden birisi olmakla birlikte bütün bunları da bir imtihan olarak görmekten yanayım. Bunu Çin'de birinin bir yarasayla birlikte geliştirdiği, belki de operasyonel bir şey, belki de tüm dünyayı yok etmeye yönelik bir stratejinin parçası. Bütün bunların olma ihtimalini kabul etmekle birlikte ben neden buna maruz kalıyorum? Neden böyle bir afetle yüz yüzeyim sorusu işin imtihan boyutunu hatıra getiriyor ve benim dünyayla, evrenle, doğayla, Allah'la, çevremle, kendimle olan ilişkilerimin öyle çok da matahbişi olmadığını bu fırsatta öğreniyorum. Ve topluca birbirine bulaşan bu kötülüğün, topluca birbirini etkileyen bu yapının nasıl düzeleceği konusunda da bütün bildiklerimizi bir tarafa koyup eğri oturup doğru konuşarak bir iç aydınlanma, bir iç hesaplaşma, bir kendimizi masaya yatırma gibi sorumluluklar üstlenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hakikaten yani sonuçta hepimizi saran, hepimizi bir batağa çeken bir durumla karşı karşıyayız. Bu batak nereden çıktı şimdi? Durup dururken benim hiç günahım yokken, ben hiç hayatımda Çin'e gitmemişken, Çin'le ilgili tüm hikayeler Çin Seddi'yle sınırlıyken nasıl oluyor da oradaki olan bir şey gelip beni burada mütevazi mahallede, mütevazi balkonunda oturan beni kısıtlayabiliyor, kuşatabiliyor, içe kapatabiliyor. Yani evet bu lanet olası hikayeyi bilimsel olarak açıkladığımızda atlattığımızı düşünüyoruz ama öyle değil. Bunun ahlaki bir derinliği var. Bunun bir metafizik ürpertisi var. Bunları mutlaka konuşmamız gerekiyor. Konuşarak mikrop halloluyor mu? Hayır. Bunu kimin halledeceği konusu çok açıktır. Bilim adamlarımıza keşfetme duygusunun artmasını dua etmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Ama hazır bütün bunlar olmuşken, eviniz yanıyorsa, başınıza türlü felaketler geliyorsa, herkes kıyametteki gibi birbirinden kaçmaya başladıysa, anneler babalar birbirlerini itekliyorsa, şimdi benim annem babam hastanede yatıyor ve ben onu ziyaret edemiyorum. Onun yanına gittiğimde ödüm kopuyor acaba bana bir şey olur mu diye. Kayınvalidem Allah rahmet eylesin cenazesine katılamıyorum. Bunlar basit şeyler midir? Bütün bunların acaba kendi gündelik yaşamımızdaki karşılıkları nedir? Biz neye alıştırılmaya çalışıyoruz? Bunun kozmik tarafları var, dediğim gibi stratejik tarafları var ama ben buradan ne çıkarabilirim sorusunu sormaktan yanayım. Ben bundan ne çıkarabilirim dediğimde kendi içimde bir yüzleşme, kendi içimde bir hesaplaşma, kendimi bir gözden geçirme, bir Z raporuna ihtiyacımız var yani geldiğimiz noktada. Kuşkusuz bu bizim hayatı kavrayışımızı
Şimdi artık yenisine evrildiğimiz bir süreçte bundan sonra ne yapacağımıza dair arayışlarımızı güçlendirmede mutlaka faydalı bir şey olacaktır diye düşünüyorum. Bilmiyorum, sorunuzu cevaplayabildim mi? Teşekkür ediyorum hocam. Umutlar bundan yana Mart ayında pandemi işte Türkiye'de ilk vaka açıklandığında hep şunu söylemeye başladım. Hala aynı düşüncedeyim. Evet, zor bir süreç yaşayacağız. Zor bir süreçten geçeceğiz. Ama bu süreç geçtiğinde de bizim hayatımıza artılar katacak. Biz bir diğerine olan ihtiyacımızı daha iyi anlayacağız. 2 gün önce yaptığım bir yayında hocam dedi ki kahve içmek mi, evimde en lezzetlisini, en güvenilirini hem de bedava içiyorum. Ama zevk veriyor mu, vermiyor. Demek ki insan hayatında bir diğerinin varlığına muhtaç. İnsan hayatının anlamını bir diğerinin varlığıyla daha anlamlı ve daha güzel kılıyor. Kesinlikle, kesinlikle. Bundan sonraki süreçte tabii ki bir takım okumalar da yapmak lazım. Kendimize bu süreçte yatırım yapmak lazım. Hayatı iki şekilde yaşıyoruz. Bir, daha çok şikayet eden tarafta kalmayı tercih ediyoruz. Bir, yaşadığımız her olumsuzluğun artısına ve iyi taraflarına bakmaya çalışıyoruz. Ve bu bakış açımız zaten hayatımızı şekillendiriyor. Ben bunun akabinde de şöyle bir soru sormak istiyorum. Nece Subaşı hayatında karşılaştığı stres faktörleriyle nasıl başa çıkıyor? Stres çok. Çok. Hangi birini anlatayım ama hangi stresimi anlatayım? Nasıl başa çık? Siz başa çıkmayı söylüyorsunuz. Çoğunlukla Evet. başa çıkamıyorum. Çoğunlukla başa çıkamıyorum. Saçımı başımı yoluyorum falan dedikleri şeyler bende de oluyor ama babamdan öğrendiğim ve kendi dini kimliğimde de çok karşılığı olan birkaç şeyi mutlaka yapıyorum. Daha fazlasını da yapmak isterim. Bunlardan birisi La havle ve la kuvvete illa billah. Bunu çok kullanıyorum. Bunu ezber bir şiir cümlesi olarak değil, bayağı bir böyle anlamla inanarak kutsal bir söz dizini olarak bunu tekrarlıyorum bilerek ve bunun sonuçlarını bekleyerek okuyorum. Estağfurullah her durumda yerli yersiz değil, her durumda gerektiği her yerde dile getirmek istiyorum. Bu konularda hani şey var ya, ayaktaki otursun, koşan dursun, yürüyen bir şekilde menzil değiştirsin falan. Bu hadis-i şerife çok inanıyorum. Ortamı değiştirmenin insanı çok beslediğine, onu toparlamasına yardımcı olduğuna inanıyorum. Ama bununla beraber yine de sanırım farklı beklentiler de oluyor bu sorunun altında. Biraz konu değiştirmek iyi geliyor gibi geliyor bana. Yani bizi strese sokan her neyse, ama o da çok cesaret istiyor. O kadar kolay bir şey değil. Çünkü biz hikayeden de hoşlanıyoruz. Yani mesela bir kavgayı orada bırakmak kolay mı? Bir dedikoduyu, dedikodunun herkese sardığı bir cazgında nasıl çıkacaksınız yani? Oradan çıkmak, büyük bir irade ortaya koyup bağlam değiştirmek bana kalırsa yüce bir davranış ama bunu yapmak zorundayız. Yani neyse ki yaşıyoruz tabii. Bütün bunların bedellerini de üzerimizde bütün ağır etkileriyle birlikte hissediyoruz. Bununla beraber ben yine de her durumda girdiğimiz her çıkmazda Allah'a sığınmayı değerli buluyorum. Allah'a sığındığımız her seferinde bir nefes aldığımızı ben defalarca yaşamış, tecrübe etmiş bir insan olarak. Ama bunu zorda ulaşılan, erişilen bir şey değil de hayatın her anında sen bizimlesin, sen bizi görüyorsun, biliyorsun, hissediyorsun, duyarlılığı içinde yapmak en azından bizim nasıl söyleyeyim nezaketsizliğimizi de önlemiş olur. Hani böyle zor zamanda erişilen bir Tanrı'yla işimiz olmaz. Bizim her durumda erişmek zorunda olduğumuz bir Allah'ımız var. Bunun bir vaaza dönmesini istemem ama Allah'sız hiçbir şey halledilmiyor. Bunu biliyorum yani. Birine inanmaksızın bunu aşmamız çok zor görünüyor. Peki hocam, sizin hayatınızda stresle baş etme yöntemi olarak belki gizli bir yöntem olarak yazmak var mıdır? Benim evet dün bir vesileyle bir arkadaş grubunda da bunu konuşmuştuk. Çok evet ben yazarken kim ne anlar bilmiyorum ama kendimi bulduğumu, kendi benliğimle yüz göz olduğumu hissediyorum. Çok seviyorum. Keşke daha erkenden başlasaydım yazmaya. Hani bizim büyüklerimiz hep söyler yani. Ah elime bir kalem alsam da bir dertlerimi yazsam roman olur falan diye. Belki o kadar çılgın bir şey değil. Fakat yazmak bir açılma, bir iç geçirme. Kendi içindeki dertleri kayda dökme anlamında bir fırsat. Ben bunu yapıyorum tabii. Ama bana yazmakla beraber konuşmak da çok iyi geliyor. Yani bir dostu bulmak, onunla
bir çay, bir kahve etrafında oturup oradan buradan, yani çoğumuzun aşağıladığı şu laklakların bile son derece değerli olduğunu, hele hele şimdi nasıl da özlüyoruz yani konuşmayı, nasıl da peşine düşüyoruz. Dikkat ederseniz bu sosyal medyada, dijital ortamlar konuşma ihtiyacını karşılamak için nasıl da seferber oldular. Şu anda herhalde dünya için afet bu dijital ortamlara konulabilecek bir kısıtlama olabilir herhalde. Çünkü insanlar konuşmak istiyor, dertleşmek istiyor, birbirini görmek istiyor, bakmak istiyor. Benim için yazmak birinci sırada, konuşmak ondan çok da geri kalacak bir yerde değil, değerli bir şey. Arada bir de bağlamın çok çok uzaklarına bizi taşıyabilecek ama oldukça sonuç alınabilir, deneyimlenebilir şeyleri de okumak lazım. Mesela benim babamların kuşağı böyle stres diye bir şey bilmiyorlardı. Başlarına bir dert geldiğinde onu imtihan olarak algılıyorlardı. Eğer bu bir fesatsa, bir mefsedetse, bundan kurtulmak için oturup Fetih Suresi'ne, Yasin-i Şerif'e, Kur'an-ı Kerim'e sığınıyorlardı. Onu okudukça da pırıl pırıl olarak dönüyorlardı. Şimdi yeni kuşaklarda bırakın bu büyük surelerle buluşmak, Fatiha'da bile buluşmak zorlaşıyor. Yani insanlar ilgileri, bu ilgilerinin ürettiği son tehlikeleri bertaraf edecek şeyler konusunda astrologlara güvendikleri kadar normal kendi zeminlerine, geleneklerine itibar etmiyorlar. Bunu da toparlamamız lazım. Onda da bu yıldız falından, kahve falından falan kurtulup böyle olmadık resimlerden medet ummaktan, imajlardan medet ummaktan vazgeçip gerçek olanın bize söylediklerine kulak vermek gerekiyor. Herhalde bunu söylemek de beni çok mutlu etti, onu da söyleyeyim. Evet. Teşekkürler. Sağ Peki olun. hocam, sizin böyle hayatınızda vazgeçilmez başucu kitaplarınız ve tavsiye edeceğiniz kitaplar var mıdır? Yani kitap çok tabii. Koca bir ömür herhalde şu bu falan diye ucundan köşesinden tutulacak bir şey değil. Hani böyle devamlı olarak dönüp dönüp okuduğum bir kitap yok. Bir kitabı okuduğum zaman bir kere okumuş oluyorum. Zaten o konularda da sürekli hatırlanması gerektiğini düşündüğüm önemli iki tane büyük kaynak var benim için. Birisi Kur'an-ı Kerim'dir. Diğeri de Efendimizin sünnet-i seniyyesidir. Onun kayıt altına alınmış kaynaklarıdır, metinleridir. Onun dışındaki kitaplar için o kadar çok güzel şeyler çıkıyor, o kadar böyle bizi yeniden yeniden inşa eden kitaplarla karşı karşıyayız ki, yani başka her kitabı dönüp dönüp okumak yerine hayatı güncel takip etmek, hemen şimdi bize yeni bir sesler katan, içinden geçtiğimiz süreçleri okuma konusunda fırsatlar yaratan yazarlarla buluşmak gerekiyor. Bu tabii ki binlerce kitap, yani öyle tekil şeylerden bahsetmiyorum. Biraz bu piyasayı, tırnak içinde piyasanın kötücül anlamlarından haberdar. Ama bu akışı, bu entelektüel ortamı bir şekilde takip etmek lazım. Onların bizi çok ehlileştireceğini, bizi o demin bahsettiğin duraksama, durma, dinlenme anlamında bize yeni nefesler aldıracağını düşünüyorum. Onu da bir muhit içerisinde dönüp dengeleyebiliriz. Mesela aklıma geldiği için söylüyorum. Belki dönüp dönüp okumak zor bir şey ama insanın hayatında Mevlana okumuş olması gerektiğini düşünüyorum mesela. Gerekli duyarlılığa, gerekli bu metinlerin ağırlığını karşılayabilecek yeteneğe, ki ben de değilim, sahipse bir insanın arada bir İbn Arabi okumasını, bir Futuhat okumasını öneririm. Tartışarak, eleştirerek, kavrayarak, sahiplenerek hayatına bir zenginlik katabileceğini düşünüyorum. Ya en azından bu grupta beni tanıyan arkadaşlar varsa, bu çağın ve her çağın en büyük ırmağı edebiyattır. Edebiyattan nasip almak gerekiyor. Öyle sadece kendi Türk edebiyatımız değil, dünya edebiyatının belli başlı örnekleri, belli başlı temsilleriyle buluşmak lazım. Hiç küçümsemeden Nikaragua edebiyatından tutun Afrika edebiyatına, İngiltere edebiyatından tutun Rus edebiyatına kadar. Çünkü bunlar insanların çok özel sesleridir. İnsanların birbirinden farklı mecralarda ürettikleri bu seslere kulağımızı tıkayamayız. Bu sesler kadar ruhumuza dokunan başka bir ses olmuyor. Dolayısıyla bu seslerden de yola çıkarak, bunlarla da buluşarak, kendi içimizdeki kofluğu, kalınlığı, kabalığı giderek taşlaşan o kalbi yumuşatmamız lazım. Biraz daha derinlere dalıp, biraz daha geçmişin bütün zamanlara ses veren metinleriyle buluşmak lazım. Ama her durumda biz bir insanız ve eşrefi mahlukatız. Bize özel bir emanet verilmiştir. Biz Allah'ın
başka her şeye vermekten imtina edip teslim ettiği bir emanetin sahibiyiz. Bunlar da bize ayrıcalıklı bir statü kazandırıyor diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ Zaman olun. aktı. İyi ki varsınız. İyi ki tanıdım Sağ sizi. olun. Sağ olun. Sağ Eklerinize, olun. yüreğinize, minize sağlık. Teşekkür Tekrar ederim. başınıza sabırlar Teşekkür ederim. diliyorum. Allah razı olsun. Ve Sağ olun. güzel oldu benim için. Böyle bir anınızda yayını kabul ediniz. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız hocam. Allah'a emanetsiniz. Herkese selamlar, sevgiler. Siz de emanet olun. İzleyici arkadaşlara da hayırlı günler diliyorum. Sağ olun. Hoşça kalın hocam. Sevgiler.